Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Necm Suresi 33-62. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve böylece bu sureyi bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Eferaeytellezî tevelle, yüz çevireni gördün mü? Ey Peygamber, Kur'an hakikatlerinden Allah'a yönelmekten yüz çevireni gördün mü? Ve a'ta galilen ve ekte, bir miktar verdi, az olarak verdi, sonra bunu men etti, kesti. Bu durumda olan kimseyi gördün mü? Velid bin Muhire ile alakalı indiği söylenir bu ayetlerin. Velid bin Muhire, Kur'an-ı Kerim'in belagatı karşısında etkileniyor. Önce Hakk'a teslim oluyor. Ancak müşrik olan bir arkadaşı diyor ya, sen nasıl böyle atalarının dininden dönersin? O da diyor ki ahiretteki hesaptan korktum. Bunun üzerine arkadaşı diyor ki sen bana bir miktar maddi yönden yardım et, ben ahirette senin günahlarını çekerim diyor. Ve Velid bin Muğre de bunu kabul ediyor, ona bir miktar veriyor, ardından ise vermeyi kesiyor. Bu manada bir sebeb-i nüzul genelde kitaplarımızda geçer. İşte haktan yüz çevireni, bir miktar verip de daha sonra bundan da vazgeçeni gördün mü? اَعِنْدَهُ اِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Yoksa gaybın ilmi onun yanında mı? Yani gaybı biliyor mu? Diğer alemde bunun böyle olacağına dair elinde bir senet mi var? فَهُوَ يَرَى. Kendisinin nezdinde gaybın ilmi olup da görüyor mu orada neler olacağını? اَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. Yoksa ona Musa'nın sayfasında olan ve İbrahim ellezî veffe, ve vefakar olan İbrahim'in sahifesinde olan ona bildirilmedi mi? Bundan haberi yok mu? Suhuf-u Musa, Hazreti Musa'ya gelen sahifeler, Tevrat, İbrahim, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve burada Hazreti İbrahim vefakar ünvanıyla ifade ediliyor. Vefakar İbrahim, vefa insanı olan İbrahim. Onun da sahifelerinde, kendisine indirilen sahifelerde şu var. Ella teziru vaziratun vizra uhra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bu külli bir kaidedir. Demek ki Hazreti Musa'ya inen sahifelerde, Hazreti İbrahim'e inen sahifelerde de aynı hakikat bildirilmiş. O da nedir? Hiçbir günahkar başkasının günahını çekemez. Günümüzde bu suçun şahsiliği tarzında ifade edilir. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Ve biz tutup da o suçtan dolayı onun akrabasını, yakınlarını, çevresini cezalandıramayız. Her koyun kendi bacağından asılır denilir. İşte Hazreti Musa'ya gelen, Hazreti İbrahim'e gelen ilahi hükümlerde de bu böyle bildirilmiş. Ve bu şekilde herkesin kendi yaptığının karşılığını göreceği anlatılmış. Dolayısıyla sebeb-i nüzul olarak anlatılan olayda olduğu gibi bir miktar birisine para ver, o da diğer alemde senin günahını yüklensin, böyle bir şey yok. Ona kendi günahı yeter. Diğer insanın da kendi günahıyla baş başa kalacaktır. Ve en leyse lil insan illa ma sa'a. Ve insan için ancak çalıştığı vardır. Yani kim ne için çalışmışsa, ne yapmışsa bunun karşılığını görecek. Yapmadığından dolayı hesaba çekilmeyecek. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Çalışmasının karşılığı sonra görülecektir. Yani neler yapmışsa bunlar karşısına tek tek çıkacaktır. Sümme yüczâhul cezâel evfe. Ve sonra da eksiksiz, noksansız bir şekilde yaptığının karşılığını görecektir. Demek ki kimsenin yaptığı boşa gitmeyecek. Kim ne yapmışsa karşılığını alacak. İyilik veya kötülük olarak ne yapmışsa eksiksiz bunun karşılığını alacak ve görecek. Ve enne ila rabbikel munteha. Munteha Rabbinedir. Yani her şeyin varacağı nokta Allah'a racidir. Ve her şey onda başlar
ve onda biter. Ve ennehu huve edhake ve ebke, güldüren de odur, ağlatan da o. Ve ennehu huve emate ve ahye, öldüren de o, dirilten de o. Ve ennehu halagaz zevceyne zekere vel unse, erkek ve kadın olarak insanları erkekli dişili yaratan yine o. Min nutfetin izâ tümne, ana rahmine bırakıldığında bir nutfeden onları yarattı. Burada Allah-u Teala'nın bazı icraatlarına dikkat çekildi. Ve o da nedir? Güldüren de o, ağlatan da. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatından. Allah-u Teala insana hem gülme hem de ağlama özelliği vermiş. Bu belki bize basit gibi geliyor da ama o kadar harika bir durum ki. Çünkü idrakla alakalı bir durum. Diyelim ki bir fıkra dinliyoruz, tebessüm ediyoruz veya gülüyoruz. Üzücü bir haber duyuyoruz, ağlamaya başlıyoruz. Veya günahlarımız hatırımıza geliyor, ağlamaya başlıyoruz. İnsanların yapmış oldukları robotlarda bu gibi duygular yok. Yani siz fıkra anlatacaksınız, robot gülmeye başlayacak. Üzücü bir olay anlatacaksınız, robot ağlamaya başlayacak. Böyle bir şey yok. İnsan pek çok duyularla dolu. İnsanın mahiyetinde, hayatın mahiyetinde nice duyular, duygular böyle yoğrulmuş vaziyette. İnsana bunlar verilmiş vaziyette. Ve bunun neticesi olarak işte gülmek, ağlamak gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ve yerinde ağlamak bu güzeldir. Günahlarımızı ağlamak, kusurlarımızı ağlamak bu güzeldir. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak öyle bildiriyor. Onlar yaptıklarına karşı az gülsünler, çok ağlasınlar. Erkek adam ağlamaz der bazıları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi haline, ümmetinin haline ağlıyor. Kendi haline derken o elbette zaten görevini yapıyor. Görevini yapan insanlar kendilerini genelde kusurlu da görürler. Bundan dolayı daha mükemmele ulaşmak için Cenab-ı Hakk'a gözyaşıyla yönelirler. Ve gözyaşı bir kıvam getirir ona. Bunun neticesinde insan manen daha ileriye ulaşmış olur. Demek ki erkek adam bu gibi noktalarda ağlar. Erkek adam ağlamaz diye bir şey söz konusu değil. Öte yandan gülmek, o da insana ait özelliklerden bir tanesi. Mesela bir bebeğin tebessümü ne kadar rahatlatıcı bir güzellik. Ve insanların birbirlerine tebessüm etmesi, gülmesi ne kadar güzel bir durum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Mümin kardeşine tebessüm etmen senin için bir sadakadır. Demek ki birbirimize mütebessim olmak bu da sadakadan sayılıyor. Ve o şekilde tebessüm eden insanlarla beraber olduğumuzda insan psikolojik olarak daha rahatlıyor. Ayetin işari bir manası olarak şöyle bir manaya da dikkat çekilmiş. Mesela Allah-u Teala gökyüzünü ağlatır, yani yağmurlar yağdırır ve yeryüzünü de çiçeklerle güldürür. Bundan dolayı denilir ki gök ağlamayınca yer gülmez. Ve o öldürür ve hayatı verir. İşte her gün dünyadan belki 500 bin civarında insan ayrılıyor. Bunlar ölümü tadıyorlar. Bir o kadarı, hatta biraz daha fazlası dünyaya geliyor. Sırf bizimle alakalı değil, başka canlılar var. Bunlar da ölümü tadıyor. Yenileri bunların yerine dünyaya geliyor. Ve öldürmek, hayat vermek Cenab-ı Hakk'ın şu alemdeki daimi tasarruflarından. Ve Allah-u Teala insanları erkekli dişili olarak yaratmış. Ve bir nutfeden, işte bir nutfe ana rahminde şekillendiriliyor. Ve ona kız veya erkek kimliği veriliyor. Dünyaya gönderiliyor. Ve enne aleyhin neş'etel uhra, neşe-i uhra da ona aittir. Yani ilk olarak sizi bu şekilde yarattığı gibi diğer alemde yeni bir yaratılışla yaratmak da ona aittir. Dünyada size hayatı veren diğer alemde tekrar yeni bir hayat verecektir. Ve hiçbir insan orada bir başkasıyla karıştırılmadan ismiyle, resmiyle, her şeyle orada aynı kişi olarak hayatı devam edecektir.
ve ennehu huve agna ve agna. İnsanı gani kılan, ihtiyaçlarını karşılayan da odur. Agna, mal mülk sahibi yapan manası da verilebiliyor buna. Ama biraz önceki ayetlerde güldüren de o, ağlatan da, öldüren de o, dirilten de, kız ve erkek olarak yaratan da o, birbirine mukabil kavramlar ardı arda nazara verildiğinden buradaki agne ifadesi, kanal aynı kökten gelir Arapçada. Yani sınırlandıran da o, böyle bir mana verilebilir. Yani zengin kılan da o, bir kısım insanlara darlık veren, işte onlara verdiğini sınırlandıran da o. Kur'an-ı Kerim'de yebsutur rızga limen yeşâ ve yakdir, başka ayetlerde böyle ifade edilmiştir. Allah dilediğine rızkı yayar, dilediğine de daraltır. Ve ennehu huve rabbu şi'ra, ve o gerçekten, o Allah şi'ranın da Rabbidir. Şi'ra bir yıldız. Sure ve Necm suresi, Necm yıldız anlamındadır. Belki buraya bakan yönü de düşünülebilir. Allah-u Teala şi'ranın da Rabbidir. O Rabbül Alemin'dir, her şeyin Rabbidir. Şi'ra gökyüzünde parlak yıldızlardan birisi. Arapların taptığı yıldızlardan biri olarak, itibar ettikleri yıldızlardan biri olarak bu ifade ediliyor. Onlar buna taparlarken işte Kur'an-ı Kerim şunu bildiriyor. Yıldız tapılacak bir şey değildir. O yaratılmıştır. Onun da Rabbi vardır. Yani yıldızın da Rabbi, sizin de Rabbiniz aynı Allah'tır. Bunun bir benzerini Kur'an-ı Kerim'de فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ifadesinde görüyoruz. Öyleyse onlar beytin Rabbine ibadet etsinler. Beyt Kabe. Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Bizler namazlarımızda Kabe'ye yöneliyoruz. Hacca, umreye gidenlerimiz doğrudan Kabe'nin karşısında ibadetlerini yapıyorlar. Görünüşte bir taşa yönelmek ve bir taşın karşısında secde etmek gibi durumlar var. Ama biz Kabe'nin kendine değil, Kabe'nin Rabbine ibadet ediyoruz. Bu noktada putlara tapanların görüntüsüyle Müslümanın görüntüsü çok çok farklıdır. Ve ennehu ehleke adenil ula, adi ulayı, yani Ad kavmi, işte bunların ilk gelenlerini o helak etti. Sonraki onların nesilleri, demek ki onlar da Ad kavminin devamı niteliğinde, ilk Ad kavmini o helak etti. Ve Semud'a fema ebga, ve Semud'u da helak etti, geriye bir şey bırakmadı. Ve kavme Nuh min kabl, daha öncesinde de Nuh'un kavmini helak etti. İnnehum kânuhum azlame ve atga, şüphesiz ki onlar çok daha zalim, çok daha tuğyan içerisinde, isyan içerisinde idiler. Buradaki onlar ifadesi Nuh kavmine raci kılınabilir. Yani bir peygamber onların içinde 1000 yıla yakın, 950 sene Allah'ın dinini anlattı ama onlar kabul etmediler. Dolayısıyla küfürde bu kadar ısrarlı olmaları onların çok zalim ve çok tuğyan içerisinde olmasını gösteren bir durum. Veya buradaki zamir önceki kavimlere yönelik olarak da düşünülebilir. Yani onlar, burada anlatılan bütün bu kavimler çok zalim, çok tuğyan içerisindeydi. Vel mu'tefikete ehve, ve Allah mu'tefikeyi de yere çaldı. Onları da o şekilde gökte sukut ettirerek helak etti. Mu'tefike Lut kavminin beldeleri ve Lut kavminin beldeleri Cebrail aleyhisselamın Allah'ın ona verdiği çok muhteşem kudretle yukarıya kaldırılmış ve daha sonra aşağıya bırakılmış. Mu'tefike çevrilen, o beldeleri altı üstüne çevrilen manasında. Allah onları da bu şekilde sukut ettirdi, helak etti. فَغَشَّاهَ مَا غَشَّى, onları bürüyen nasıl da bürümüştü. Yani bir felaket ne şekilde onları bürümüştü. Her taraftan nasıl da böyle sarsılmaları, gökten başlarına taş yağdırılmaları, bunlar gerçekleşmişti. فَبَيَّ عَلَى اِرَبِّكَ تَتَمَارَى, artık Rabbinin
hangi nimetlerini şüpheyle karşılarsın? Hangi nimetlerine karşı mücadele edersin? هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذُرُ الْعُولَى İşte bu ilk uyarılardan bir uyarıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bildirilen bu durum ilk uyarılardan, önceki kavimlere de benzeri uyarılar yapılmıştı. İlk uyarılardan bir uyarıdır. اَزِفَتِ الْاَزِفَ Yaklaşan yaklaştı. Yani ölüm yaklaştı. Veya Peygamberimiz dönemine bakan yönüyle Mekke müşriklerinin azap vakti yaklaştı. Veya bütün insanlığa bakan yönüyle kıyamet yaklaştı. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَ Allah'tan başka bunu açacak yoktur. Bunu da zaten Allah takdir ettiğine göre demek ki bundan bir kurtuluş yoktur. Ölümden kurtuluş olmadığı gibi diyelim inatçı Mekke müşrikleri için Bedir'de helak olmak gibi bir akibetten kurtuluş da yoktur. Bütün insanlığın başına gelecek kıyametten bir kurtuluş yoktur. Efemin hazel hadisi tacebun artık siz bu sözden, bu haberden hayret mi ediyorsunuz? Böyle bir söze karşı hayret mi ediyorsunuz? Ve tadhakuna ve la tebkun ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Ve entum samidun siz oyun eğlence içerisindesiniz. Veya gaflet içerisindesiniz. Dik kafalılık eden kimselersiniz. Fescudu lillahi ve'budu. Öyleyse Allah'a secde edin, ona boyun eğin ve ve'budu ona ibadet edin. Bu secde ayetlerindendir. Ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in bu suresi bir secde ayetiyle bitiyor. Secde kendi anlamında düşünüldüğü gibi boyun eğmek anlamında, inkiyat etmek o anlamda da değerlendirilir. Rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Necm suresinin ayetleri indiğinde Kabe'de bunları okuyor ve وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْهَى İlahir bu 3 sayfalık, 2,5 sayfalık inen ayetleri orada okuduğunda en sonunda secde ayeti var. Kendisi secdeye varıyor. O secdeye vardığında ilk defa bu şekilde bu ayete muhatap olan oradaki insanlar sözlerin güzelliğinden, akıcılığından dolayı onlar da toplu halde secdeye varıyorlar. Ancak Arap müşriklerinden bir tanesi secdeye varmayı gurur meselesi yapıyor ve secdeye varmıyor. Yerden bir miktar toprak alıyor, kendi alnına götürüyor. Demek ki hakkı kabul edemiyor. Kabul edemeyince de bu şekilde bir tavır içerisine giriyor. Cenab-ı Hak bizleri hakka boyun eğen bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.